Sinan'a teşekkür ediyoruz. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda bir çalışma yapmış. Neymiş o çalışma öğrenelim. Söz Şeymuş Çakan'da. Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde bugün yoğun ziyaretçi akını vardı. Özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere sokakta hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda da uzmanlar tarafından da bilgilendirme yapıldı. Ve yayın konuğumuz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi. Evet, bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü, Koruma Günü ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu burada aslında adeta hani deyim yerindeyse 5 yıldızlı otel gibi hayvanlar. Bir bakım ve rehabilitasyon veriliyor. Kısırlaştırma yapılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet. 8 Ocak 2022 tarihi itibariyle bu merkezi açtık. 17 dönüm üzerinde kurulu olan ve 500 köpek, 200 kedi kapasiteli bir rehabilitasyon merkezi burası. Ve açıldığı günden itibaren çok yoğun ilgi gördü. Şehirdeki hayvan severlerin ve mağdur olan bütün hayvanların barındırıldığı, kısırlaştırıldığı, tedavilerinin yapıldığı 5 yıldızlı bir alan burası gerçekten. Laboratuvarın ameliyathanesi itibariyle Türkiye'de az bulunan bir merkez burası. Tabii biz hayvan sevgisini bütün insanlara yaymak istiyoruz. İnanıyoruz ki insanı seven hayvanı da sever. Hayvanı sevmeyen insanı da sevemez. Dolayısıyla hayvan sevgisinin topluma yayılması noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bugün yaklaşık 2000 öğrencimizi de bu merkezi ziyaret edip buralarda hayvan sevgisini tatmaları, görmeleri, hayvanlarla barışmaları noktasında bir çalışma içerisindeyiz. Ve bu şekilde toplumda yanlış algıların, hayvanlara yönelik, can dostlarımıza yönelik yanlış algıların izale olması noktasında bir çalışma içerisindeyiz. Merkezimiz son derece konforlu ve çok güzel çalışmalar var. Bugüne kadar 4206 hayvanı burada misafir etmişiz. Ve 1894 hayvan kısırlaştırıldı ve 216 hayvanımız da sahiplendirildi. Merkezimizde şu anda 297 hayvanı, can dostumuzu, kedi ve köpeğimizi misafir ediyoruz. Yine büyükbaş at ve eşek de şu anda misafir ediliyor, tedavi ediliyor. Ve 15 tane de yasaklı cins pitbull dediğimiz köpeğimiz bu merkezimizde şu anda bulunuyor. Ve bu hayvanların, bize emanet olan bu hayvanların ve dışarıdaki hayvanların tamamının en iyi şekilde, konforlu bir şekilde yaşamaları, hayatlarını idame ettirmeleri noktasında bir gayret içerisindeyiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Tabii bütün hayvanların toplanıp barınaklarda barındırma şansımız yok. Ama burada kısırlaştırdığımız hayvanları, sokağa saldığımız hayvanların da bakımlarını devam ettiriyoruz. Bugüne kadar 40 tonun üzerinde mama gerek hayvanseverler üzerinden gerek bizatihi belediyemiz tarafından dağıtıldı. Ve neticesinde inşallah sokakta da hiçbir hayvanın mağdur olmaması, aç kalmaması, susuz kalmaması noktasında bir çalışma var. Şimdi merkez ilçedeki belediyelerimiz de bakım merkezleri, hayvan bakım merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri açmak üzere çalışmaları var. Onları da tamamlandığında Bağlar'da, Kayapınar'da, Yenişehir'de, Sur'da o merkezler de tamamlandığında çok daha rahat bir ortama kavuşmuş olacak hayvanlarımız. Amacımız yaratılanı yaratandan ötürü sevmek felsefesiyle bütün nefes alan, yaşayan bütün canlılara sahip çıkmak. Bu noktada can dostlarımız olan kediler ve köpekler de önceliğimiz ve inşallah bu noktada hiçbir can dostumuzun mağdur olmaması noktasında bir gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz. Gecenin 3'ünde de olsa bir hayvan yaralandığında, ihbar geldiğinde arkadaşlarımız müdahale edip getirip merkeze yerleştiriyor, tedavilerini yapıyorlar. Birazdan göreceksiniz. Yani 5 yıldız ayarında bir laboratuvarımız ve hastanemiz var, ameliyathanemiz var ve inşallah buraya gelen her hayvan da tedavi olarak buradan ayrılmış olacak. Ben emeği geçen başta Sağlık Daire Başkanlığımıza,
Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu ve benzeri etkinliklerle de hayvan sevgisini bütün insanlarımıza yaymış olacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle de Diyarbakır'ın birçok okulundan da öğrenciler buraya getirildi. Hayvan sevgisinin aşılandırması noktasında da özellikle sokakta çocukların hayvanlara nasıl davranması gerektiği konusunda da buradaki ekipler tarafından da bilgilendirme yapılıyor. Çocuklar hayvanlara yakın temasta da bulunuyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.